başıma getir paramı. Abi çalış onu yakala. Ben şimdi yakalayacağım onu. Hayat kaçma gel. Gel buraya gel. Ver şu parayı ver. Tamam abi tamam vereceğiz. Beyaz bak onu en iyi sen yakalarsın tamam mı? Tamam. Hadi fırla. Yakalayamazsın ki. Görürsün şimdi sen. Hadi yakala. İşin var senin burada? Seni gördüm oradan. Bak sana ne aldım. Sana aldım bunu. Alamam. Niye? Sözüm değil misin sen benim? Öyleyim ama. O zaman al bunu. Tamam sana gerçek söz yüzüğü alamadım ama... durumumuz biraz düzelsin alacağım. Hem de en iyisinden alacağım. Öyle bir şey demek istemedim ki. Benim ne yüzükte ne de bilezikte gözüm yok. O zaman niye? Sen bunu alırsan ben de onu takarım. Sen bana... Çevre yaptım. Kendi ellerimle. Vermem. Beni de ortak ederseniz paranızı veririm. Ama öbür türlü vermem. Abi! Gücüm olsa yerin altındaki bütün mücevherleri çıkarır sererdim o yanın altına. Niye? Seni ne kadar sevdiğimi göstermek için. Onlarla istediğin her şeyi alabilirdin. Şimdiki gibi kuzu oğlak peşinde koşmazdın. Bir sürü hizmetçin olurdu. Çalışmazdın o zaman. Ama ben iş yapmadan duramam ki. Canım sıkılır. Sen de benle ilgilenirsin o zaman. O zaman da sıkılır mı canım? Zühre. Efendim? Bir kere bile beni sevdiğini söylemedin. Söylemem. Niye? Evlenince de söylemeyeceğim. Ben öyle muhatap değilim. Biri geliyor. Ben gidiyorum. Sen gelme ama görmesinler. Ayıp. Değilsin ya. Sen öyle muhatap olmadığın için seviyorum ya seni. Kaçakçılar kaya boğazına girdiklerinde kıskaca alacağız. Askeri nasıl konuşlandırdın? Hepsi geceden yerlerini aldılar. Aldıkları nefesi bile sayabiliyoruz. Hmm. Boğaza indiler mi iş tamamdır. Aferin güzel.
geliyor ya. Sen bekle. Allah Allah. Hadi sen git tepeye yerleş, ben gelirim. Geçmiş olsun. Ne o? Bir teşekkür yok mu yani? Ani falan yapmasaydık kuzucuk ölecekti. Canını bağışladık hayvana. Canı veren de alan da Allah'tır. Sen eksik ol. Sen de kuzu kuzu geleceksin bir gün tabii. Herkes hazır olsun. Yakaladım işte. Paramı ver. Sen gidi, sen gidi. Geliyorlar, tamam. Geçiyorlar. Ateş etmeyin! Teslim oluyoruz! Sol kanat! Yavaş! Hadi Zafer. Abi kanıyor, babam kanıyor. Ben buldum. Dur bakayım. Kaldırış pisliği.
Dur. Dur komutan, dur. Dur. Konuşak, anlaşak. Dur. Anlaşmak mı? Senle ha? Bak. Burada kıymetli mal var. Çok kıymetli mal var bu hayvanların üzerinde. Sana da yeter, bana da yeter komutan. Ne var? Şimdi de ortaklık mı teklif ediyorsun? Ama benim bildiğim ortaklık eşit insanlar arasında olur. Şu an biz eşit miyiz ki? He? Söylesene. Beni dinlemedin, kendi başına işler yaptın. Bir de sınırın ötesindekilere güvendin. Üstüne üstlük bir de onları besledin. Şimdi de ceremesini çekeceksin tabii. Komutan, sene %10. %10 ha? Ya baksana etrafına, burada bir sürü adam öldü. He? Bu adamların hiç mi canı yoktu? Bunlar ne için öldüler? Peki, peki tamam komutan. %20. Yapma ya. %20. Olmaz. %60. He? %40'ı da senin olur. Ama şu an içinde bulunduğumuz duruma bakarsak %40'ı ben niye kendim almayayım ki? Öyle değil mi? Onun için buraya kadarmış Ajdar Efendi. Vedalaş. Komutan. Ya sen vurulmamışsın ki. Kuş konu bu. İstersen kendin bak. Niye dalga geçiyorsun? Çok korktum ben. Gülme. Ya dalga geçmiyorum. Sevindiğimden öyle diyorum. Hadi gel gidelim buradan. He bak bu arada. Burada olanların hiçbirinden annemlerin haberi olmayacak, tamam mı? Tamam. Ya niye gülüyorsun ya? Gülme. Ha. Tamam. Demek Zühre senin yeğenin ha? Ne? Kalk hadi, kalk ayağa kalk hadi. Yani sen Zühre'nin amcası mısın? Evet. Canını bağışladım. Zühre'nin hatırı için. Paydan da sana %40. Başlık parası. Başlık mı? He başlık. Tamam mı? Alın teri gibisi var mı ben? Maşallah. Berket gibi iniyor alından. Kimi diyor çık da kaçak peşine git. Kimi diyor ek keneviri para içinde yüz. O zaman da öte tarafta sorgu sual. Olmuyor işte. Değil mi oğlum? Oo maşallah. Keyfine diyecek yok ha. Yavuklusunu görmüş delikanlı gibi öyle bakınıp duruyor. Baba sen git hadi dinlen. Ben hallederim. He, sana bırakam da işi sabaha sabaha eleyelim değil mi? Olmaz. Hadi sen var git. Araba doldu gitti. Hadi. Yok baba. La var git. Hadi git. Peki. Allah kolaylık versin. Hüseyin. Gel hele gel gel. Demek anneme kırmızı yemeni alacağız ha? Beğendin mi bari bir şey? Ferhat abimle ben. Sen para koymadın ki. Nasıl ya? Ben de bayramda o kadar el öptüm. Olsun ben daha çok öptüm. Ya ama ben senin hayatını kurtardım. Şimdi ben olmasam ölmüş olabilirdin. Param alıp kaçmam sonra gitmezdim ki ben. Olsun yine de kurtardım. Ya beraber alsak ne olur ki? Bana ne olmaz. Ya
O zaman sen al, beraber verelim. Olur mu? Tamam, olur. O zaman şimdi yakala beni. Tamam. Koy onları yerine. Bireysel kapandı artık, bitti. Daha yeni kapattık borcumuzu. Kaç ay sonra? Hey yavrum hey. Her gelene böyle yaparsak topu dikeriz. Zaten her malda aldığımız 3 kuruş peşin al ve resiye sat. İsrardan belli milletin halını soran yok. Kusura bakma şirin bana. Evde çocuklar aç. Biliyorsun küçük çocuk var. Evde yiyecek hiçbir şey yok. Babalar birkaç güne maaş alacak zaten. Aldığı zaman gelirsin. Ben kimsenin karnını doyuramam ki. Bütün açları ben doyuramam kardeşim. Allah Allah. Ne yapayım çocuklarım varsa? Bizim de var. Onlar da her gün önlerinde yemek bekler, üst baş ister. Düşüneceğiz tabii. Hem annemize hem kardeşimize. Sen büyüdün, abla oldun da kardeşini mi düşünüyorsun? Of Allah ya. Hemen açsana. Ay, çok mutlu ettin seni. Taşla iki kuş ancak bu kadar güzel vurulur komutanım. Göreceksiniz, Ajdar o kızı kendi elleriyle teslim edecek size. Şerefsiz, kendi canı karşılığında yeğenini pazarlayacak kadar, hem de yetim yeğenini pazarlayacak kadar bir şerefsiz o. Yüzbaşı Kılıç. Emredin komutanım. Para. Hemen gönderiyorum komutanım. Emredersiniz komutanım. Emrine de, sana da. Anca emir verirsiniz siz. Anca emir verin. Başka bir işe yaramazsınız. Kılıç parayı gönder, kılıç şunu yap. Al, al. Ne oldu komutanım? Biz burada ayak takımıyla cebelleşelim. Onlar oradan emretsinler. Aslan payını yukarıdakiler alsın. Olacak iş mi bu? Adalet mi bu? Ama bu da böyle gitmeyecek. Bu devran da bitecek elbet.
Yoksa bir planınız mı var komutanım? Olacak elbet. Beklediğim fırsat bir önüme düşerse, ki düşecek, işte o zaman sen beni gör. Al bakalım, bu sonuncu. Aynı zamanda bu şeker içindeki son uyuşturucu sevkiyatımız olacak. Niye? İşi bırakacak mıyız? Hayır, büyüteceğiz. Sovyetlerden altın sevkiyatı yapılacak. Nasıl yani? Ne demek nasıl yani? Bunu nasıl yapıyorsak onu da öyle yapacağız işte. Biz çuvala koyacağız, Hamza Usta da taşıyacak. Tabii o yine sadece şeker taşıdığını zannedecek. Çok saf adam ya. Alt tarafı şeker dedi, değil mi? Ne zaman yapacağız bu işi? Yarın. Sovyet askeri ayarlandı. Altın külçeleri sınırı geçtikten sonra biz devreye gireceğiz. Altın külçelerini kamyona yükleyeceğiz. Alt tarafı şeker yani ha? Aslında üst tarafı şeker. Emiş ağa. Memiş ağa, imzalar Memiş ağa. Geldim, geldim. Ver. Tamam, sen git. Vay namussuzlar vay. Vay şerefsizler vay. Baba, bir şey olmaz değil mi? Yok, olmaz oğlum. Ya olan olmuş şimdiye kadar. Ya ben size bunca yıldır helal lokma yedireyim diye yırtınırken o namussuzlar beni kullanıp kanunsuz iş yapmışlar. Daha ne olsun? Ya jandarma bizi suçlarsa? Yok. Suçlamaz. Ya kamyon onların. Aha, mal onların. Hem jandarmaya güvenmeyeceksek, askere güvenmeyeceksek kime güveneceğiz oğlum? Merak etme. Allah doğrunun yardımcısıdır. Hadi gel. Vay 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 vay. Demek burnumuzun dibinde uyuşturucu kaçırıyorlarmış da bizim haberimiz yokmuş. Bak sen. Ha komutan. Her çuvalda bundan ikişer tane var. Oğlum Ayaz görmüş koyarlarken. Bana da bunca zamandır uyuşturucu taşıtıyorlarmış. Hmm. Sen mi gördün? Evet. Hem gördüm hem de duydum. Ne duydun? Bu son uyuşturucu işi olacakmış. Sınırdan kaçak altın geçireceklermiş. Kaçak altın ha? Evet, çok büyük iş olacakmış. Büyük iş öyle mi? Yine babama taşıttıracaklarmış. Babamın da hiçbir şeyden haberi olmadığı için işleri çok kolay olacakmış. Büyük iş ha. Siz şimdi vatana ve millete nasıl bir hizmet yaptığınızı biliyor musunuz kardeşim? Biz de bu altın meselesini araştırıyorduk zaten. İşte yakalamak için elimize bir fırsat geçti. Oturun hele, oturun. Otur kardeşim, otur. Otur hadi. Oğlum sen de otur hadi bakalım. Ama bunu kimseye söylemeyin ha. Ya kamyondaki? O kalsın, onu elleme. Nereye götürmeni istedilerse malları oraya götürsün. Ama... Adın neydi senin? Hamza komutan. Heh, bak şimdi Hamza kardeşim. Bu kamyondaki mallar bizi o altınlara götürecek. Eğer biz şimdi kafamıza göre bir şey yaparsak... ...o altın kaçakçılarını yakalayamayız. Anladın mı? Ha, anladım. Yalnız biz bu kaçakçıları yakalayıncaya kadar bizimle işbirliği yapacaksın. Devlet için yapar mısın? Yaparım elbet. Devlete canım feda komutan. Hah, işte bu.
Sen sağ olasın Hamza kardeşim. Ama bu konudan kimseye bahsetmece yok. Hatta karına bile. Sen de yavrum, oldu mu? Kimseye hiçbir şey söylemeyeceksin. Şimdi bunu al bakalım. Bu devlet kendine hizmet edeni karşılıksız bırakmaz. Yok komutan, ya biz bunun için gelmedik. Biliyorum ama bu senin için değil, bu çocuk için. O bizim nezdimizde bir kahramandır. Ve biz kahramanları bu şekilde ödüllendiririz. Al bakalım. Aferin. Ne o kız? Emminden mi korktun? Emmin var mıydı hiç benim? Sen bana emmi oldun mu ha? Bak Zöhre, yani bak, bak. Ya yalansam yalan de. Annemle babam çığ altında kaldıktan sonra bir anda ortadan kaybolmadın mı? Sonra yeğenim aç mı, tok mu, sağ mı, ölü mü diye arayıp sordun mu hiç? Tamam, sen de haklısın. Senin de haklı tarafların var. Ama benim de haklı taraflarım var. Ya işimizi biliyorsun işte, kaçak göçek işler. Peki sen sordun mu? Hapiste mi? Öldü mü? Kaçak mı? Yakalandı mı? Sen sordun mu? Ya amca ya, biliyorum. Biliyorum, hepsini biliyorum. İşte bu yüzden kızıyorum sana. Vallahi boşuna nefesini tüketme. Bak, böyle bunlar kapı önünde konuşulacak şeyler değil. Gel içeride konuşalım. Hiç kusura bakma. Babam öldükten sonra bir anda kaybolan emmi için kapı önü bence gayet uygun. Ne söyleyeceksen burada söyle. Madem sen öyle düşünüyorsun ama ben gene emmin olarak seni düşünüyorum. Böyle buralarda yalnız başına yaşamana hiç gönlüm razı değil. Zöhre, yeğenim, sana hayırlı bir kısmet var. Of, of. Zühre, en parlak yıldızın adıymış ha. Işıl ışıl. Bir gün benim için de böyle parlayacaksın işte. Çık git buradan, çık git! Ne o? Emmine mi vuracaksın? Ya sen kim oluyorsun ha? Sen kim oluyorsun? Bunca zaman sonra karşıma geçmiş, o kılıç denen adam için bana peşkeş mi çekmeye kalkıyorsun ha? Hop 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 hop, peşkeş peşkeş, ne biçim laflar onlar öyle? Adam seni edebinden istiyor, işte o kadar, ben de onu diyorum. Ha, gitsin başkasına talip olsun. Zöhre, herif asker, komutan, ilçe jandarma komutanı. Ne demek biliyor musun sen? Yani tüm buraların kralı. Kimi isteyip istemeyeceğine sen mi karar vereceksin? Onun kimi istediği benim umurumda değil. Ben kime varacağımı karar veririm, anladın mı? Ben de burada bostan korkuluyorum, öyle mi? Sen bizi köye rezil edeceksin. Herif seni seviyor. Herif senden başkasına bakamıyor. Gözü senden başkasını görmüyor. Sana vurgun. Ya güzellikle olacak bu iş ya da vuracak, kıracak. Gene seni alacak. Ne seni dinler, ne beni dinler. İşte bu kadar. Bak, bunu görüyor musun ha? Babam çığ altında kalmadan önce beni söz verdiği adamın yüzüğü bu. Ben sahipsiz değilim. Ben sahipsiz değilim. Babamın sözünü yerler altına alamam. Namusumu, omzu kalabalık asker müsveddeleri yüzünden iki paralık etmem, anladın mı? Şimdi git buradan. Git, yoksa emmi dinlemem, seni dirgenle kovalarım. Peki, öyle olsun. Ama bundan sonra olacaklardan ben sorumlu değilim. Defol! 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 Evlenmeyeceğim! Evlenmeyeceğim, Allah'ım yardım et bana! Defol! Ha ha ha.
Komutanım, bugün gelenler kimdi? Zafer, bugün gelenler bize ne zamandır istediğimiz fırsatı altın tepside sunan kişiler. Yani? Yani geleceğimizle ilgili artık çok büyük planlar yapabileceğiz Zafer. Hem de kocaman kocaman planlar. O altınlar bizim geleceğimizi satın almamıza yetecek. Gelecek bizim olacak Zafer. Bizim. Baban geç kalmasa bari. Sonca bir şeye benzemez ki bu. Sokağa çıkmıyorsa da başlayacak. Gelir, merak etme. Anne. Ben bir iş baksam. O niyeymiş o? Ya elim iş tutarken babamın bir de benim için masrafa girmesi içime sinmiyor. Yani bir iş bulup çalışırsam... Ferhat abim düğün çabuk istiyor ondan. Ondan değil. Babam yoruldu artık. Senin de yükün ağır. Zühre'yi bana yardımcı olsun diye mi getireceğim? Gerekirse okulu... Ne okulu? Bırakacağım falan demeye kalkma sakın. Bana bak. Okuyacaksın sen, anladın mı? Sen de okuyacaksın. Ayaz da okuyacak, Beyaz da okuyacak. Biz gerekirse tırnağımızla kazırız o toprağı, yine de okuturuz seni, anladın mı? Siz bizim çektiklerimizi çekmeyeceksiniz. Tamam ana, ağlama. Hem okur hem çalışırım. Hafta sonu olur, okul çıkışı olur. Ne bileyim, ayakkabı boyarım, yük taşırım. Okul masrafımı çıkarsam ne zaman? Babam geldi. Sen koş, o yana beni böyle alırken görmesin. Baba. Kucak. Biraz daha geç kalsan anamdan papara yiyordum baba. Ananın paparasından ne olacak? Okuyamaz bize. Aşk olsun, soğuttunuz yemeği. Ya biz senin yemeği soğukta yeriz. Ama yarın ilçeye gideceğiz. Rasim Usta da yemeğin kralını yiyeceğiz ha. Ben de geleyim mi? Tabii sen de gel. Yemek masası sensiz olur mu ha? Elif de gelsin mi? Tabii Elif de gelsin. Hem ona yeni elbiseler alırız. Berat abinin de nişanlısına hediye alır. Değil mi lan? Para? Maaş mı aldın yoksa? Ya maaş falan almadım. Orasını siz düşünmeyin. Biz Ayaz'la hallederiz. Yarın bizden siz ha. Hadi bakalım. Hoppa. Para güç demektir Zafer. Güç. Paran varsa her şeyi satın alabilirsin. Haysiyeti, onuru, insanları, namusu bile satın alabilirsin. Herkes önünde el pençe divan durur. Saygın olur. Kendini istediğin gibi gösterebilirsin ha. İşte bunların hepsi yarından sonra bizim olacak. Bir problem çıkmaz değil mi? Çıkmaz artık. Hem çıksa bile elimiz yanmaz bizim. Bundan böyle maşa olmayacağız. Biz maşaları tutacağız. Kim? Maşa yani. İyi bir maşa. İyi. Alo.
Alo Haldun, ne haber ya? Ben Yüzbaşı Kılıç. Kılıç mı? Haldun hasta mısın yahu? Kılıç dedik. Yok. Hasta falan değilim. Neyse, bana bak. Sen şu işi yaptın mı? Arsalar. Haldun, bırak ulan Kemküm'ü. Arsaları aldın mı, almadın mı? Yok. Yok. Almadım. Çok sıkıştım. Parayı başka yere şey ettim. Bana bak ulan Haldun. Biz burada canımızı ortaya koyuyoruz. Sen parayı başka yere mi harcıyorsun? Delirdin mi lan sen? Bağırma bana! Bağırma! Ne halde olduğumu bile bilmiyorum. Bağırma bana. Bittim ben, anladın mı? Bittim. Bittim ben. Aramasaydın sıkmıştım kafanı. Ölümden başka çarem kalmadı benim, anlıyor musun? Kalmadı. Ha? İstersen şimdi sıkayım. Sen de duy oradan, ha? Saçmalama Haldun. Sakın bir delilik yapayım deme. Bitti her şey. Her şey bitti, tamam. Bitti. Haldun, her şeyin bir çaresi var. Eğleniyorsun benimle. Eğleniyorsun değil mi? Ya sana ne yalan borcum var? Bana bak, hiçbir şey istemiyorum. Arsa işi de kalsın, parayı da istemiyorum. Yalnız elimizde müthiş bir iş var, anladın mı? Zengin olacağız lan, çok zengin. Eğlenme benimle. Haldun, sana yalan borcum mu var benim? Haldun! Alo, orada mısın? Buradayım ha. Heh, bak şimdi işi anlatıyorum sana. Bir altın işi var, riskli. Ama büyük bir miktar altın. Altını taşıyacak adamı bulduk. Bizim için bir riski yok. Yalnız altını taşıyacak adamı gözden çıkarmamız gerekecek. Allah'ım, sen her şeye kadirsin. Her şeyi yaradan, bizi dünyaya salan, bizi dünyadan alan. Ben ki aciz kulunum, geldim huzuruna. Ola ki bu değersiz ağzımdan çıkan duayı duymazsın. Onun içindir senin dostun Ebu Hasan Harakani Hazretlerinin hürmetine sığınarak söylerim. Vatanımı, milletimi, cümlemizi, cümle Müslümanı sen koru Allah'ım. Senin adaletinden sual olunmaz. Günü gelir her şeyin hesabı sorulur elbet. Hesap sorulanlardan etme bizi ya Rabbim. Rasim Usta, ya siparişleri alsana. Ha, söyleyin bakalım, kim ne yemek istiyor? Ben Tanrı'da kalsın. Ben de. Ferhat oğlum sen? Ben de aynısını alayım bari. Annemiz ne yiyor bakalım? Ben et suyu içeyim. Ne? Et suyu mu? Yok, et suyu olmaz. Sen de tandırda kaz yiyeceksin, tamam mı? Yok, aması maması yok. Sırf ucuz diye istiyorsun değil mi? Hayır ya, sevdiğimden. Yok, ondan ben biliyorum. Ya bir kere de kendin için bir şey iste be hanım. Ben de et suyuyla pilav yiyeceğim. Ben de öyle yapayım. Ben de. Baba bak, evde et suyu istiyor. Anlaşıldı. Bütün aile bana karşı birleşti. Madem ki durum böyle, pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Rasim Usta, et suyu pilav. Sipariş tamam. Saçma sapan konuşma. Asıl böyle yaparak sen kendini babandan uzaklaştırıyorsun. Tıpkı o şey gibi. Ne? Kim? Sakın anneme laf söyleme, sakın. Ay ben senin annene ne laf söyleyeceğim ya. Olan olmuş, biten bitmiş, giden gitmiş zaten. Uğurlar ola. Annem bir yere gitmedi. Onu sen gönderdin. Babamı ondan sen çaldın. Şimdi de beni ondan koparmaya çalışıyorsun. Bana bak. Edepsizliğin lüzumu yok. Bugüne kadar sırf baban üzülmesin diye sesimi çıkartmadım ama burama kadar geldi artık, yeter.
Ya çeneni kapatırsın, tıpış tıpış o yatılı okula gidersin. Ya da... Ya da ne? Ne yaparsın ha, ne yaparsın? Yeter be! Seni küçük sersem seni! Hiçbir şey bilmeden car 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 konuşup duruyorsun. Sen daha annenin ne mal olduğunu bile bilmiyorsun. Mercimek kadar aklında bizi yönetebileceğini mi zannediyorsun sen ha? Yemeğini yesen önüne bak. Tamam ya. Terbiyesizsin. Ama aynı zamanda akılsızsın da. Üstüne üstlük bir de nankörsün. Biz seni Türkiye'nin en iyi okuluna göndermeye çalışalım. Sen ne yapıyorsun? Teşekkür edeceğine nankörlük yapıyorsun. Madem o kadar iyi okul, kendi oğlunu gönder o zaman. Ay Haldun, iyi ki geldin. Bu çocuk var ya, yüreğime indirecek beni. Bir yerime inme inecek. Öleceğim ben bu çocuk yüzünden. Ben hayatımda bu kadar saygısızlık görmedim. Ne oluyor ya? Neyi paylaşamıyorsunuz? Delirtecek beni bu kız. Çıldıracağım vallahi onun yüzünden. Asıl ben çıldıracağım. Sen istediğin de bu zaten. Kesin be, kesin. Yeter. Bak işte gördün mü? İpek. Sen de sus. Zaten canım burnumda. Of ya, of, of! Canan. Kızım. Bak yapma böyle kızım. Bak kızım. Ben de zor durumdayım kızım. İşler çok kötü canım. Benim bugün Kars'a gitmem gerekiyor. Ama sen böyle yaparsan gidemem ki. Yapma kızım ha. Benim bir şey yaptığım yok baba. Hep üstüme üstüme geliyor ya. O da iyi değil de ondan. Hepimiz bir şekilde etkileniyoruz işte kızım. Adı neydi? Onu söyle bari. Ne? Annemin, gerçek annemin adını. Hala onu mu soruyorsun sen? Unut dedim ben sana onu. Niye? İnsan annesini unutur mu? Annem o benim. İyi de kızım, bilmediğin şeyler de var. Bilmek istemiyorum. Annemi istiyorum ben. İyi de olsa kötü de olsa annem o benim. Ama ben ismini bile bilmiyorum. Niye? Tamam kızım. Ben şimdi gidiyorum. Bunları gelince konuşuruz, tamam? Git. Hep gidiyorsun zaten. Of canım. Of. 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 Neredesin? Nerede olursan ol bulacağım seni. Ben geleceğim sana. Oh be, çay gibisi var mı ya? Mis gibi, mis. Deme öyle, ayıp. Ya dokunma bugün bana. Bugün benim keyfim yerinde. Bak, çocuklarım burada. Sevdiğim kadın burada. Ya her şey çok güzel. Çünkü benim ailem güzel, ailem. Şirin, bak bugüne kadar çok sıkıntı çektim. Ama bundan sonra çekmeyeceğim. Artık derken ne olacak ki? Ankara'ya taşınacağız. Ne? Ne? Ya Ankara'ya taşınacağız. Ankara'ya mı? Ha Ankara'ya ya. Nasıl olacak o? Ya nasıl mı olacak? Hani bir asker arkadaşım vardı, bir arsa almıştı bize Ankara'dan. Oraya bir tane ev yapacağız. Gecekondu. Kocaman ama buradakine benzemeyecek böyle. Bir sürü birçok odası olacak. Zaten öyle de olması gerekiyor. Yani gelini de düşünürsek. Ya, ya. Para lazım onun için. Bizde ya, para yok ki. Onu halledeceğiz biz ya. Halledeceğiz. Hem orada ben daha rahat iş bulurum. Hem orada çocuklar daha rahat okur. Ya ne bileyim işte ya. Hem orada daha mutlu oluruz biz ya. Orası
söyle ama. Ya olması maması yok. Ya bir kere düşündük, karar verdik. Caymak yok, tamam? Ankara'ya gideceğiz. Hah, garson. Hesap. Neye baba? Ya nereye? Her yere gideceğiz kızım, her yere. Bugün bizim günümüz ya. Gezeceğiz, gezeceğiz. Her yere gezeceğiz ya. Zafer, bu gece bizim için önemli bir gece. Ne diyorsun? Evet komutanım. Yavaşla. Şunu da takayım da havalı olsun değil mi Zafer? Tesadüfün de böylesi. Dağ başında bir kır çiçeği. Dikeni de varmış ama yine de güzel bir kır çiçeği. Ben lafımı bitirmeden kimse bir yere gidemez. Hele bana sırtını hiç dönemezsin, anladın mı? Bırak kolumu, bırak beni, ne istiyorsun? Ne istediğimi biliyorsun. Amcanı kapına gönderdik. Ben de cevabını verdim. Bunu söylemedim yoksa? Ben sahipsiz değilim. Sözlüyüm. Başkasının namusuyum. Bana bak. Köy diye ister subay ol, ister paşa ol, başkasının namusuna gözünü dikemezsin. O amca olacak namussuz da sakın bir daha kapıma yollama. Ya artık bırak beni ya. Gelme peşimden artık. Bak, benim bir tek aldığım var. Bir de nişanlım var, anladın mı beni? Nişanlım var. Gelme artık peşimden, gelme. Zühre! Ben söylemeden buradan kimse bir yere gidemez. Bana bak, geç şöyle. Buralar benden sorulur. Anladın mı? Ben istemezsem sözün de olmaz, nişanlım da olmaz. İstemezsem hiçbirisi olmaz. Ya bırak artık, bırak beni. Benim olacaksın. Güzellik de olmasa bile zorla. Anladın mı? Kımıldarsan vururum seni. Murat. Zühre! Murat. Kımıldarsan vururum Zühre.
Allah, Allah ne olursun vursun beni. Ferhat seni utandırmayacağım. Ferhat. Sevdiğini söylemedin. Söylemem. Niye? Ferhat. Ferhat. Ben de seni seviyorum. Şükür anne. Hay hay. Ve şükür anne. Muhammed'den Abdü. Ve Resul. Bekle. Gel. Komutanım, misafiriniz geldi. Ne misafiri Zafer? Haldun Bey. Haldun Bey mi? Gelsin. Hoş geldin Haldun. Hoş bulduk. Otur. Lafı fazla uzatmayacağım Haldun.
Sınırdan yüklü miktarda altın soktular. Sevkiyat bu gece. Biz de o altınlara konacağız. İyi de ben ne anlarım altın kaçakçılığında? Müteahhidim ben. Ben de askerim. Ne olmuş? İtiraz etme de dinle. Bak bu işin ucunda çok para var. Çok zengin olacağız. Bu para bizi ömür boyu abat edecek. Anladın mı? Sevkiyatı yapan şoför benim adamım. Daha doğrusu devlete çalıştığını sanıyor. Nasıl yani? Öyle saf temiz kendi halinde zavallı bir adam işte. Kaçakçıları yakalamak için bizimle işbirliği yapar mısın dedim. O da kabul etti. İşte o kamyonu ele geçireceğiz. Bunu da sen yapacaksın. İyi de ben... Lafımı kesme Haldun! Sakın bir daha lafımı kesme. Sen yapacaksın. Resmi üniformayla kamyon kaçıracak halim yok herhalde. Şimdi sana nasıl yapacağını anlatacağım. Yalnız şöyle bir durum var. Kamyonu ele geçirdikten sonra... Üzgünüm ama kamyon şoförünü sen öldüreceksin. Ben mi? Yok. Ben böyle bir şey yapmam. Yapamam. Yapacaksın. Paşa paşa yapacaksın Haldun. Bütün kaderim benim ellerimde. Her şeyi. Gebertirim ulan seni. Sıkarım kafana. Yok. Bununla korkutamazsın beni. Onu ben zaten dün akşam yapacaktım ama sen aradın. Durma hadi. Durma. Sık hadi. Haldun! Sadece bununla kalacağım mı sanıyorsun? Sülaleni de, kızını da, karını da. Her şeyin ulan, her şeyin ölür. Yok. Kızıma dokunamazsın. Öyle bir dokunurum ki sen bile şaşa kalırsın. Anladın mı? Tırnaklarımdan canını çeke çeke alırım. Zevk duyarım hem de bundan. Gebertirim ulan. Kızını da gebertirim. Bütün sülaleni de gebertirim. Delisin sen. Deliyim. Ama aynı zamanda akıllıyım da. Eğer beni dinlersen çok iyi yağ olursun. Anladın mı? Memleketin iki tane güçlü adamı oluruz. Bizden başka olmaz. Karına kızına saraylarda görmedikleri bir hayatı yaşatırsın. Daha ne istiyorsun? Aklını başına topla. Şimdi sen söyle bakalım. Sana bu fırsatı sunan mı deli? Yoksa... Fırsatı geri çeviren mi? Evet mi? Hayır mı? Ama bu gece ava mı çıksak? Tuzakla tavşan avlarız ha? Yok bu gece olmaz. İşim var. Ne işi? İş işte. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siparişiniz hazır. Buyurun. Oğlum her şeyi merak etme. Sağ olun. Para üstünüz. Sağ ol. Bu işler tamam. Sen bir şeyler çeviriyorsun ama. Ya oğlum her şeye karışma. Sen misin baba, ben miyim baba ya? Hadi gidelim. Pardon. Hamza? Haldun! Ya sen şu işe bak ya. Ferhat, oğlum bu benim hani Kıbrıs'ta asker arkadaşım vardı ya. Haldun amcan, işte bu. Merhaba delikanlı. Aa, bu da oğlum Ferhat. Maşallah, aslan gibiymiş. Demek Kıbrıs Harbi'nde başımızda vızır vızır kurşun... ...adını dilinden düşüremediğin Ferhat buydu ha? He ya, o zaman bebeydi bu ya, küçücüktü. Bu babam var ya, Kıbrıs Harbi'nde benim hayatımı kurtaran adamdır. O beni sırtına vurup koşturmasaydı ya kan kaybından ölürdüm ya da Rumlara esir düşerdi. Ya Ferhat oğlum sen bakma Haldun amcana. Öyle abartır o. Ha Ferhat
Oğlum sen eve git. Biz Haldun amcanla biraz laflayalım ha. Ben sonra gelirim. Babana layık ol evlat. O gördüğüm en mert adamdır. Hadi hadi. Hadi gel bir yere gidelim de oturalım ha. Vay be tertim. Sen şu Allah'ın işine bak ya. Ya hakikaten. Kimin aklına geliyor? Hem de burada ya. He ya koskoca karşısına karşılaşacağız seninle ya. Abi beraber çelik çomuk oynayalım mı? Tamam. Ama sana bir şey soracağım. Yalan söylemek yok. Tamam. Sor söylemem. Babamla ikiniz benim bilmediğim bir şey mi yaptınız? Oynamazsan oynama abi ya. Bana bak. Tepemin tasını attırma. Anlat çabuk. Aa, abi kolumu acıtıyorsun ya. Tamam tamam. Anlatacağım. Nereye? Şey... Zühre'ye mi gidiyorsun? Hem de akşam çökerken. Ya sen köydeki yerde kıza laf mı gelsin istiyorsun? Ne acelen var sabah verirsin. Ya tertip. Ya seni pek sıkıntılı gördüm ben ya. Ya iştahın da yok, yemeğini de yemedin. İştahım yok. İşler kötü Hamza. Çok zor bir imtihandayım. Dünya bu. Hep milletçe öyleyiz. İhtilal oldu, anarşi cırp diye bitti. Mali durum tepe taklak. Ya millet perişan. Ama hep böyle gidecek değil ya. Elbet düzelecek tertip. Dert etme. Biliyorum. Şimdi bir iş var ama... biraz karışık. Ya karışık olsa ne olur ya? İş iştir. Ya bazen karışık da olsa o işi yapmak gerekir derdim. Doğru. Yapmak gerek. Of. Ya oflama, oflama. Düzelir. Ya ben de şimdi onda bir işle meşgulüm ama. Ya biraz sıkıntılı gibi ama olacak bir şey. Ya bak dertim. Sana ne diyeceğim? Hani sen bana hep Ankara'ya gel, Ankara'ya gel. Bu senin arsaya bir kondu yaparız diyordun ya. Evet. Heh, o iş olacak galiba. Gerçekten mi? He, gerçekten. Yalnız bu son işe bağlı ha. Ama ümitliyim. Yapacağız. Yardım edersin değil mi? Öyle büyük bir şey değil. Ya bu senin inşaatlardan, bu tadilatını yaptığın evlerden artan malzemeyle de olur. Hatta kerpiçten bile olur ha. Ya başımızı sokacak. Küçük bir evimiz olsa da yeter ha. Yaparız tertip. Daha iyisini bile yaparız. Hele şu sıkıntıyı bir atlatalım. Sen o işi bana bırak.
Ya bakma öyle. Neye? Ya utanıyorum, bakma. Hala mı? Ha, hala. Hala ilk günkü gibi mi? Ha. Şirin. Bak sana ne aldım ben. Ne? Bana mı? He, sana. Aç bak. İlk gün alamadım. İlk günden bugüne kadar da alamadım. Hep içimde kaldıydı o, biliyor musun? Senin sevgin her şeye değer. Cihan'ı satın alsam, senin bana sevgiyle bir bakışının değeri etmez. Dedim bile. Dedim bile. Üstelik gerçek bu. Ben seni gerçekten sevdim. Keşke senin sevginin karşılığı olabilse bu küçücük şey. Anlatacağım beni. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şirin, asıl bunu neye borçluyuz biliyor musun sen? Borç mu? Hı. Sen bunu almak için borç mu yaptın? Hamza, ben senden hiçbir zaman yüzük istemedim ki. Şirin, hayır, 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 yanlış anladın. Ya borç falan yapmadım. Asıl bunu Ayaz'a borçluyuz, onu demek istedim. Ayaz'a mı? He, Ayaz'a. Nasıl? Ya nasılını sonra anlatırım ben. Benim şimdi gitmem lazım. Ha. Ayaz'a sakın bir şey sorma. Bu bilinsin istemiyor. Ben sonra anlatırım sana. Benim şimdi gitmem lazım. Vazife bekler. Tamam? Tamam, öyle olsun. Allah'a emanet ol. Sen de. Hadi güle güle. Ne işin var senin burada? Ben de geleceğim. Neye? Geleceğim işte. Yalnız bırakmak istemiyorum. Nasıl yani? Bak, Ayaz anlattı her şeyi. Böyle bir şey, seni yalnız bırakmam. Ya çocuk değilim artık. Öyle olsun bakalım. Hadi gidelim. Siyahın gölgesinde güz, ellerimde ağır eski. Siyahın gölgesinde bir güz, ellerimde ağır eski. Önümden geçen yaşlı çınar, gözleri denizden ki. Uzağımdan geçmez vakti zaman, her birimize bu yazgı. Gelen yağmur gökten inince, içim ağlar inceden ince. Acıdan boğazımızda düğümler büyürlerken yürü oğul yürü, gidelim de buralardan.
Saçe güller sermiş siyahından kervan. Yürü ol yürü, yürü ol yürü, gitmeliyiz buralardan. Hamza Usta, bizi takip edeceksin, tamam mı? Yalnız arayı fazla açma. Tamam. İyi, hadi bakalım, yürü. Ne oldu baba, ne diyor? Vallahi anlamadım. Bizi takip ediyor. Sanki biz yolu bilmiyoruz. Neyse. Gidelim bakalım. Ne jandarması? Takip edelim. Lanet olsun! Kaçırdılar kamyonu! Tuzağa düştük! Lanet olsun! Lanet Hamza, Haldun, senin ne işin var burada? Delirdin mi sen? Asıl senin ne işin var burada? Niye sen geldin ha? Haldun, ne diyorsun sen? Ne yapıyorsun? Bırak bunları. Hadi kaç git buradan. Nasıl bir belaya bulaştığının farkında bile değilsin. Git! Anne, anne ne oldu? Anne ne oldu? Bebek geliyor. Ya Tertip, sen ne diyorsun ya? Hani dün akşam konuştuyduk, beraber Ankara'ya ev yapacaktık. O zaman ben senin bu işin içinde olduğunu bilmiyordum. Bak Hamza, seni bu işe bulaştıran adamla beraberim ben. Anladın mı? O jandarma komutanıyla. Hamza, bu altınlar devlete falan gitmeyecek. Biz alacağız, anladın mı? Beraber yaptık planı. Ama ben senin bu işin içinde olduğunu bilmiyordum. Ya sen ne diyorsun oğlum? Bu devlete ihanet. Senin devlet dediğin bu adamlar işte.
O adamlar da benim seni vurmamı istiyor. Oh, Ayaz. Anne ne oluyor? Ayaz, Ayaz koş komşu teyzeye çağır. Of. Of. Allah'ım. Anneciğim iyi misin? Sen ne diyorsun Haldun? Yakışıyor mu sana? Devlete bunca yaptıklarından... Sus tertip sus! Bırak devleti milleti. Kaç git. Çoluğunun çocuğunun rızkı için kaç git. Kıpırdama! Geldiler. Hadi kaç git. Bana bir yumruk at kaç git. Hadi durma bana bir yumruk at kaç git. Tamam kızım tamam. Çok güzel bir bebek bu. Neden vurmadın? Demiştim. Ben hiç adam öldürmedim ki. Neyse. Kaldır Zafer şu pisliği ortadan. Daha yapılacak çok işimiz var. Zafer koş. Kim bu şimdi? He? Kim bu? Bilmiyorum. Anne bir şey mi oldu? Yoo gel bak. Boncuk gibi bir kardeşin oldu. Thank you.
Kamyonda biri var, sen görmedim diyorsun. Ama o bizi gördü. Anladın mı? Gördü. Eğer bunların hepsi ortaya çıkarsa hepimiz mahvoluruz. Ölecek. Ölmesi lazım. Ne yaptın Zafer? Yok. Harabelerin arasında kayboldu. Şimdi onu bulmaya kalkarsak çok zaman kaybederiz. Hemen şu cesedi ve kamyonu halletmemiz lazım. Tamam. Onu sonra hallederiz. Şimdi şurayı halledelim. Hadi çabuk. Kardeşine ne kadar güzel değil mi? Hı hı. Şimdi ben onun ablası mı oldum? Ben de abisiyim. Ben artık gideyim. Daha sonra gelir uğrarım bakarım sana. Sen yat şimdi dinle. Tamam abla. Abla Allah razı olsun. Senden de. Elif bak bu benim kardeşim. Ben de onun ablasıyım. Salak herifler. Bunu nasıl hesap edemezsiniz? Hani saf da o kamyoncu? Demek ki sizden daha akıllıymış. Demek ki birileriyle anlaşıyormuş. Ne yapacaksınız şimdi? Evini biliyoruz. Hala duruyor musun? Niye gitmiyorsun? Niye? Tamam hemen gidiyoruz efendim hemen. Hadi yürüyün hadi. Buyur kardeşim. Babam. Babam.
Ne var oğlum? Ne istiyorsun? Ne oldu babana? Konuşacak mısın? Yok. Yok bir şey. Dün biraz geç geldi de. Oğlum bak buraya. Kılıç komutanın bir paketi geliyormuş yarın postaneye. Onu alıp götürürüz. Bana müsaade. Dediğim gibi aradığımız adamı görürseniz eğer... Direkt size teslim. Merak etmeyin komutan. Tamam. Komutanım. Soy isim neydi paket için? Dağhan. Kılıç Dağhan. Kızım şu herkese bir su doldur getir hadi. Kimsiniz siz, ne işiniz var burada? Kocanı arıyoruz. Nerede o, söyle kadın, nerede? İşte o evde değil. Hastayım ben, çıkın dışarı. Tamam kapat çeneni, kapat. Sen içeriye bak, sen de dışarı. Her tarafı iyice arayın hadi. Siz ne arıyorsunuz lan burada? Sen kamyoncunun oğlu musun ha? Sen kimsin? Bırak benim kim olduğumu da. Baban olacak o adam nerede? Malımızı çalan o alçak nerede? Öldü! Yalan söyleme lan, yalan söyleme! Mal asıl kaçıranları öldürdü. Kim? Yüzbaşı Kılıç. Kılıç Dağhan. Ne? Gerekeni söyledi bize. Yürüyün gidiyoruz. Ferhat ne söyledin onlara? Abi. Abi babam nerede? Babam nerede abi söylesene. Abi söylesene. Oğlum. Oğlum. Konuşsana. Baban nerede? Öldürdüler onu. Abi ne diyorsun? Öldüremezler onu. Abi babam nerede? Öldüremezler.
abi. Hamza! Abi babam nerede abi, ne diyorsun ya? Hamza! Anne. Hadi kamyon işini hallettik. O bizi gören her kimse başımıza bela olabilir. Onu bulamazsak eğer ikimiz de kurtulamayız Zafer. Yüzünü görmedik ki. Komutanım, ailesini yoklasak mı? Bilmem ben. Ama şu an öyle bir şey yapmasak daha iyi galiba. Durup dururken şüpheleri üstümüze çekmeyelim. Gel! Yüzbaşım sen! Sen kal orada. Sen çık asker. Ben ne? Şey, bizim kamyon. Heh. Kamyona el konulmuş da yani niye? Kamyona el konulmuş niye? Bunlar ne? Yıldız. Ha, yıldız. Bak bu yıldızlar bu bölgedeki tüm kamyonlara el koyma hakkını veriyor bana. Ha. Hatta bu kamyonlarla kaçakçılık yapanların da kellesini al diyor bana. Şimdi aydınlandın mı? İyi ama komutan. Kes lan! Seni şuracıkta gebertirim ha! Akıllı ol lan! Eğer istersen hepinizi burada gebertirim lan. Kim ulan buraların kralı? Söyle! Benim! Benden habersiz iş çeviriyorsunuz. Yanınıza kar kalır sanıyorsunuz. Zafer! Emredin komutanım. Göster şunlara yaptıklarını. Marifetlerini bilsinler. Bak, kokla. Ne bu? Uyuşturucu. Önce uyuşturucu, şimdi de altın, öyle mi? Hem benden habersiz iş çevireceksiniz, hem de yanınıza kar mı kalacak? Dur, dur, sakin ol komutan. Bak, anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz ha? Bak. Nasıl çalışmaya başladı saksı? Gitmemiz lazım. Ferhat. Ferhat gitmemiz lazım. Ayaz çabuk kalk, valizi çıkar. Nereye gideceğiz anne? Neden? Oğlum sen demedin mi adam yüzbaşı diye? Ötekiler de kaçakçı. Gelirler yine, bırakmazlar bizi. Ayaz eşyaları getir çabuk. Trene yetişmemiz lazım. Züre, Züre'ye haber vermem lazım. Oğlum yakalarlarsa? Anne ben sizi bulurum istasyonda. Yetişirim ben size.
Zöhre. Zöhre! 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 Zühre! Zühre yok oğlum, gün boyu hiç gözükmedi. Hatice teyze! Hatice teyze! Benim gitmem lazım. Zühre'ye söyle, ben bir ay sonra geleceğim, tamam mı? Mutlaka geleceğim. Şimdi anlatamam ama beklesin beni. Tamam oğlum, söylerim. Unutmama, çok önemli. Unutmam oğlum, söylerim. Sağ ol bebeğim, sağ ol. Benim yüzümden. Ben ne yaptım? Lanet olsun. Kaçmışlar. Nereye gidebilirler? İstasyon. Bence istasyona gitmişlerdir. Kahretsin. Hadi yürü. İstasyona gidelim komutan. Yürü. Çabuk çabuk. Hadi annem hadi. Hadi anne. Koş, koş, koş! Annemi al. Çabuk, çabuk, çabuk! Önce varın. Bunların hepsini o kamyoncunun yanına göndermek zorundayız. Yoksa hepimiz mahvoluruz. Anladınız mı? Hadi şimdi uçun!
bir şeyler aldım onu da. Anne ne yapacağız? Ankara'ya gideceğiz. Bir avuç da olsa toprağımız var orada. Yeni bir hayat kuracağız. Ama dayanacağız. Babamızın hatırı için ayakta duracağız. O hep yükseklerde görmek istedi sizi. Hep en zirvede görmek istedi. Okuyun istedi. Bizim gibi olmayın istedi. Sen söz verdin bana. Okuyacaksınız. Hepiniz okuyacaksınız, tamam mı? Ya babam? Babam ne olacak? Bir mezarı bile olmayacak mı? Bir gün geri gideceğiz. Güzel mezarı yaptıracağız. Bizim hala koyanlardan hesabını soracağız. Soracağız. Söz veriyorum, soracağız. Sen hep temizdin. Tertemizdin be tertip. Öylece de öldün. Şimdi ben sana imreniyorum be tertip. Nur içinde yat tertip. Beni de affet. Sen beni affet bari derdim. Kuş gibi kaçıp gittiler elimizden. Ama bir sonraki istasyonda kesin yakalarlar. Umarım öyle olur Zafer. Yoksa ikimizin de kellesi gider. Peki oğlanı gördün mü? Ben görmedim. Ama Memiş gördü. Tarık'cığım, ben sana ne dedim? O şımarığın üstünden gözlerini bir saniye bile ayırmayacaksın demedim mi? Ne diyeceğiz şimdi babasına?
Ya bana ne ya? Hem ben bebek bakıcısı mıyım? Sen neden bana soruyorsun ki? Bana ne ya? Of, ne bitmez çilem varmış benim ya. Alo. İpek, ben Haldun. Merhaba Halduncuğum, merhaba, nasılsın? Ben iyiyim, iyiyim. Canan nasıl? Canan, iyi Canan, içeride kitap okuyor. Arıyorlar. Ne yapacağız? Ayağız kalk. İlerlerse kurtulamayız. Anne, ben onları yollayacağım, tamam mı? Siz en öndeki vagondan inin. Olmaz öyle. Olmaz. Anne, vaktimiz yok. Adamlar bizi bulmadan inin. Ben onları yollayacağım. Anne, geri dönmezsem yarın ilk trenle Ankara'ya gidin, tamam mı? Orada buluşuruz. Ben orada bulacağım sizi. Nasıl bulacağım? Her ayın son günü birbirimizi orada bekleyeceğiz, tamam mı? Tamam mı annen? Unutma, Ayas Ankara garı. Ayaz, hadi kalk. Burada, burada. Koş, koş, koş. Koş, burada. Hadi çabuk, çabuk, tren kalkmadan inelim. Anne, anne iyi misin? Anne. Yolculuk buraya kadar değil. Sen öyle zannet. Ben daha ölmedim. Ne yapıyor bu salak ya? Geri geleceğim. Yüzbaşı Kılıç'a söyleyin. Onu bulacağım. Kılıç Dağhan. Babamı nasıl öldürdüyse o da ölecek. Geri geleceğim. Abiniz de her ayın son günü Ankara garında bekleyeceğiz, tamam mı? Ayaz. Anne, anne iyi misin? Anne. Anne, bak şurada kalabiliriz. Oğlum, para isterler. Ya bende var biraz. Hem sokağa çıkma yasağı da başladı.
Hadi anne gidelim. Anne çok üşüdüm. Oy. Anne dişim geldi. Dur kız. Dur. Burada 3 kişilik para var. Biz de 3 kişiyiz zaten. 4 kişisiniz. Onu adamdan saymıyor musun? Nasıl ya? Ama o daha bebek. Olsun. Ama çıngır çıngır ağlar, değil mi? Odada sizden başkaları da yatacak. Onları uyandırır, rahatsızlık verir. Belki biri kızıp başka odaya gider. Ben paramı kaybederim. Ya. Gördün mü delikanlı? Onu saymamak olmaz. Kalk oradan, orası benim yerim. Geç otur, koskoca kanepe. Param pulun yok galiba. Bir adres arıyorum da bu kasabayı hiç bilmiyorum. Tanıdığım da yok. Bana o adresi bulursan sana para veririm. Dilenci değilim ben. Öyle diyen mi oldu? İş teklif ediyorum. Sen bana aradığım adresi bulacaksın. Ben de sana para vereceğim. Amma ukalasın sen de ya. Salak ya. Yoklar. Benim bir tuvalete gitmem lazım. Dolu ya. Öteki salak trenden atlayıp gebermese çok iyi olacaktı. Şimdi böyle deli danalar gibi aranıyor olmazdık. Ötekiler ne olacak? Onların da icabına bakmak lazım. Hele önce bir bulalım da onların da icabına bakarız.